Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Şimdi içerideki düveleri dışarı saracağız. Onları da öbürlerinin yanına artık içeriye, çünkü küçük inek toplamamız lazım. Toplamaya başladık zaten, bir uçtu. Şimdi onları da toplayacağız. Burayı boşaltıp dışarı atacağız düveleri. Küçük inekler. Efendim? O kalsın ya. O yeğene bir tane aldık ya düve. Ha. O düveyi sal. İki mondofonu, bir de simentali sal, tamam. Yok, onu salma abi ya. O iki tane mondofon, bir simental, bir de o hoş tayını, körün yanındakini sal abi. Bu dışarıdaki düvelerin içindeydi. Bunu çok dövüyorlar. O yüzden bunu içeri aldım, içeri saldım. Arkadaşlar, hayvancılıkta iş bitmiyor. Dur. Şimdi birbirine alışmış düvelerin içine mal koyarken tek tek koyarsanız o malı döverler. O yüzden misal salacaksanız, misal 3 tane, 4 tane, 5 tane birden salın. Çünkü onlar da zaten fazla, ne olur? O zaman fazla dövmezler yani, fazla kavga etmezler. En azından kavga ederken de mallar hepsi bir tarafa gidiyor. Yoksa öbür türlü hepsi birden bir tanesine çöküyor. O yüzden de sıkıntı yani. Bakın şu benim iki erkek tanım. Hemen hemen öbür düvelerim kadar oldu. Gel, gel. Dur. Dur. Dur oğlum. Ha, onu sal içeri. Simenter sal. Simenter sal. O gitsin. Kapat abi. O kapıyı kapat. Büyük kapıyı kapatın abi. Dur. Bak. Dur hayvan. Hayvan dur. Hadi onu çok açma. Hadi şimdi koyunlar içine atlayacak bak. Ha, kantarı kıracak lan, Allah Allah. Tamam şu siyah. Çek. Çık çık çık. Çık. Sür içeri, sür 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 sür. 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 Bura 21 mi oldu Ali şimdi? 16 idi. Çıkanlarla birlikte 16 tane kalmıştı. 5 daha saldık, 21 tamam. Şimdi arkadaşlar bir arışma süreci geçecekler. Yeni gelenlerle kavga ederler, dövüş, mövüş. Alışacaklar. Bunlar eskiler zaten. Yeni saldığımızın bir tanesi şu mondofon. Bir tane ortada şu simenter kestane. Şu kafası biraz var. Bir tanesi orada oynuyor. Bir tanesi şu. Şu zaten buradaydı. Bunu dışarı atmışlar şuradan. Biz korktuk, bayağı bir sıkıntıya girmişti. Gittik götürdük içeri, bağladık. Antibiyotik falan vurduk. Çünkü kaç saat durduysa bilmiyorum yani o kırmızı simenter. O yüzden onu da şimdi saldık. O zaten buradaydı yani. Şu mondofon bir tanesi de. Bunlar artık burada. Bir tanesi de o kaba koştay. Bunlar boş ya.
Damızlık olma ihtimali olanları damızlık yapacağız. Gerisi kesime. Hava da serinliyor artık Allah'ın izniyle. Dur. Normalde bu malın içine tek tek mal salınmaz. Çünkü 15-16 tanesi birbirine alışmış malın içine bir tane mal salamazsınız. Bakın hemen sıkıştırırlar döverler. O yüzden 4-5 tane birden salın ki mal bir şoka uğrasın yani. Fazla sıkıntı yapmaz. Ama yine misal ne olacak? Şimdi bunu saldık. Bir saate kadar yemlerini dökeriz. Mal yemini yer. Yemin yerken şey yapmaz. İşte gece bugün gece biraz sıkıntılı geçecek. Geceyi de atlattık mı? Yarından sonra sıcak. Bizim burada zaten sıcakta inekler kesinlikle fazla hareket edemiyor. Aslında bunu bir sabah salsak daha iyiydi de. İşte akşama kaldı. Koyunların gresini falan sürmüştük. O yüzden de akşama kaldı. Ya çiftlik işleri böyle arkadaşlar işte. Tokla alıyorsunuz, yağlıyorsunuz. İnneliyorsunuz. Ha şimdi bunlarda bir kırkın yine yaptırmaya düşünüyoruz artık. Çünkü fiyatlar yükseliyor. He onu sök al ya. Onu sökün. Onu bu tarafa mı alacaksınız? Buraya mı alacaksın onu? Bence onu yine oraya bağlayın ya. Bak o kapının oradaki balyayı yiye yıkarlar bak. Orayı çok oymuşlar çünkü. Mısır balyasının altına hadi. O da malın üstüne devriyor. Öyle üst üste koyuyorsun. Alttaki kırılır. O yıkılır abi, yıkılır o. Hem o kapıyı kapat abi. Yani o kapıyı kapat, o çinkoyu kes, hadi gelin gel onu balyaların önüne bağla ya. Mısır samanını da aldık, yani daha doğrusu mısır balyası. Bunu bu sene hiçbeyini yaptırdım. Yani çok sap değil, biraz küçük durdum yani, samandan biraz kaba. Çünkü düveler de veriyorum şöyle gördüğünüz gibi. Çünkü mısır balyasında protein var yani. Samanda hiçbir şey yok. Daha doğrusu buğday samanında. Arpa samanı zaten sadece ata verilir. Koyuna verilmiyor veya ineğe verilmiyor. Çünkü çok idrar yaptırıyormuş. O yüzden arpa samanı verilmiyor. Hep atadan dedem böyle öğrendik. Buğday vermiyoruz bizim burada. Buğdayın samanını. Arpayı veriyoruz. Arpanın da samanını vermiyoruz. Ama mısır samanı deniyoruz. Mısır samanı bayağı bir işe yarıyor. Çok iyi. Yani mısır samanı bulabiliyorsanız hayvanlarınıza verin. İnanın çok faydalı yani. Malları çok güzel işkembe yaptırıyor. Çok güzel yani, bilmiyorum. Yara işte ya, yarıyor malı. Çok güzel yarıyor. Parlatıyor malı. Bu aklınızda olsun arkadaşlar. Koyunlarla düveler buraya salacağız diye oraya kapatmıştık. Düvelerde de pek hareket olmadı. Kavga etmediler. Daha yeni bıraktıklarım yerine alışmaya çalışıyor. Bakın. Şöyle gördüğünüz gibi. Öbürleri de onları tanımaya çalışıyor. Bu da Allah'ın bir hikmeti. Hayvanlar birbirini kokusundan tanıyor. Şu gördüğünüz siyah mondofon adamın ev malıydı. Hayvan hiç içeriden dışarı çıkmamış. İlk defa burada biz bıraktık. Hayvan şu an şokta. Bu bizim içerideydi, bağlıydı. Biz bunu bırakmadık. Çünkü şey diye düşündüm yani ben bunu bırakmadığımdan da. Yani bıraklığı bilmiyor. Yem yiyemez, döverler falan diye. Keşke başta da bıraksaymışız. Hay maşallah. Hadi be. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi.
güreşiyor. Kestane olan daha güçlü, daha büyük. Ama öbürü de hiç gerekçe satmıyor. Arkadaşlar, videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden hayırlı akşamlar. Allah'a emanet.